Şimdi Türkler seni seviyor. Efendim, Türk izleyici, izleyicisi seni seviyor. Hı hı. Seni de ekranda görmekten, seni de izlemekten, seni de YouTube'da veya başka nerede görürse görürsün, e, dinlemekten, hatta okumaktan keyif alıyor. Çünkü kitaplarını satış rakamlarına bakıyorum. Onlar da bitiş gidiyor. Peki Türkler hakikaten felsefeye bu kadar meraklı mı? Türkiye'de felsefenin bir tabanı var mı? Şimdi pek meraklı değillerdi. Ama son birkaç senede, hatta belki son on senede ...epey büyük bir ilgi göstermeye başladılar. Niye? Evet yani niye? E, e, bilemem tabii ben araştırmacı falan filan değilim ama... ...yani kendime göre bir takım düşüncelerim var. Yani galiba e, bizim hayatımızda, geçmiş hayatımızda da... ...hatta Cumhuriyet de dahil olmak üzere... E, ...feslefen pek yeri yoktu. Yani biraz daha güncel, daha mübrem, Hı. daha acil ihtiyaçlar ön plandaydı. E, bilmem bilir misin? İnönü'nün, Erdal İnönü'nün yazmış olduğu bir kitap vardı. Düşüncelerim diye tam olarak. Yok. Orada o liseyi bitirdiği zaman ve bitirmek sırasında 1945'lerde bir, bir taraftan felsefe seviyor. Hatta bizim Nusret Hızır'ın falan derslerine devam ediyor. Bir taraftan da işte fen, fizik derslerine seviyor. İnönü'ye gidiyor. Yani o Babasına. Yani tam, tamam babasına gidiyor. Yani diyor ki işte oğul veya oğlu babası soruyor. ya nereye gideceksin diyor. Yani okuyucularımız veya dinleyeceğimiz... ...buna gidip bakabilirler. Hoş, hoş bir kitaptır o. Çok hoş bir kitaptır. Ne olmak istiyorsun diyor. İşte söylüyor. İşte ben e, e, felsefe... ...falan hoşuma gidiyor. Platon'un kitaplarını okuyor. Diyaloglarını okuyor. Oradaki o konuların o şekilde ele alınmasını çok seviyor. Yine çok hoş bir laf söylüyor. Felsefeye bir ömür verilmez diyor. Aslında bu hoş bir laf. Yani İnönü tabii ne demek istedi? Yorum yapmıyor. Erdal İnönü. Baba yapmıyor. Yani şimdi tamam ama bizim oğlum bizim yani elektriğe ihtiyacımız var. Suya hastalıkları getirecek doktora, bilime, teknolojiye ihtiyacımız var. Yani felsefe hoş bir şey falan ama. Yani İnönü de tabii herhalde felsefe görmedi. O okumadı. Okumadı. Atatürk de okumadı. Ama Atatürk başka bir başka adam. Başka bir adam. Biliyor. Yani kontrat okuyor. E çünkü onu, onun yapacağı işlerde ona ihtiyaç ihtiyacı var. İhtiyacı var onun. Yani meclis, e, halk iradesi, işte e, eğemenliğin kayıtlı şartsız millete ait olması vesaire etrafında yeni kuracağı dünyaya, cumhuriyette e ona bir fikri bas. Peki Platon'a da ah, ihtiyacı var mı Türkiye'nin? Benim Platon'a da ihtiyacı var mı? Platon'a Türkiye'nin çok o kadar ihtiyacı yok. Atatürk mesela o ee, hayır yok. yok yani Platon'a dünyanın ihtiyacı var bizim de ihtiyacımız var şu olarak yani Platoncu dünyayı seven adamların ihtiyacı var yani Platoncu dünyayı sevmek demek ne demek yani bilgiye çok ihtiyacımız var Bilginler dünyayı yönetmelidir filozoflar dünyayı yönetmelidir e burada dikkat edersen halk yok irade yok halk iradesi yok rıza yok burada evet. bilgiyle dünyayı yönetmeliyiz şimdi bana pas attın farkında bile olmaksızın e şimdi bütün Müslümanlar niye farkında olmak zoratta mı? E bilmiyorum, farkında olmaksın diye düşündüm. Yani seni kurtarmaya çalışıyorum. Ay seni kurtarmaya çalışıyorum. Ben yapacağım günahtan. Zaten. Ben batmışım zaten. Yani yapacağım günahtan. Şimdi bütün Müslümanların temel şeyine bir kitap var ortada. O kitap yukarıdan indi. O kitapta bilgiler var. Her şeyin doğru bilgisi var. Yani dünyanın bilgisi var. Geleceğin bilgisi var. Gelecek hayatın bilgisi var. Doğru. Ölümden sonra bilgisi var. bilgisi var. Her şeyin bilgisi var. Bilmem anlatabildim mi? Filozof yönetmeli demiyor tabii. E kim yönetmeli diyor? Tanrı yönetmeli. Kim yönetmeli? Tanrı adına peygamber yönetmeli. Kim yönetmeli? Tanrı ve peygamber adına Hayrettin Karama yönetmeli. Ben bunu anlatabildim mi? Aldım. Çünkü bilgi orada. Çünkü bilgi orada. Yani kim doğru bilgiye karşı çıkabilir? Bilmem anlatabildim mi? E, şey ne diyor Platon? O da bilgi. bilgi Bilen yönetmeli diyor. Oysa modern dünya öyle düşünmüyor. Mesela o, şey öyle düşünüyor? İşte söyledim biraz evvel. Rusu. Rusu. Ne diyor? Halk iradesi. Dikkat et. İradede bilgi yok. Onun kadar şey olmamakla birlikte ne diyelim ha sistem demeyelim de yani otoriter olmamakla birlikte. E, da diyor rızaya dayanmalı. E kimin rızasına? İnsanların rızasına. Hangi insan? E insanların. Demokrasiden bahsediyoruz. Demokrasiyle, demokrasinin istediği insan tipiyle ve onun dayandığı ahlaki ve felsefi temellerle Platon'un istediği yönetimle ilgili olarak istediği veya dayandığı temeller aynı değil. Yani Platon Müslümanlara daha yakın. Evet. Müslümanlara daha yakın. Ya da Müslümanlar Platon'a daha yakın. Evet. Efendim? Müslümanlar Platon'a daha yakın. Ya. Da. Neyse. Yani ona yakın. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi Çünkü öne... de bilgiye dayanmalı diyor. Ha, i̇kisi de ya. bilenin yönetmesi sen, sen lazım. Hani, sen, sen şey yaptın Ama... ben. işte İşte, ihtiyaçlar ihtiyaçları var mı? Hayır. Ama arasında şeyin Atatürk'ün Rusya'ya ihtiyacı yani var. var. Çünkü meşruiyet sağlamak istiyor. Nedir? iktidarın meşruiyeti nerede olacak? Halkta olacak. Peki halk yönetimi, halkçılık altı ülkeden birisi. E bunun temeli ne? E, rıza. Volonte general, genel irade olacak. İnönü tabii yani deyim yerindeyse tabii İnönü çok büyük meziyetleri var. Ama İnönü'nün kafası burada değil. İnönü kurmay. Sen diyor şeyi kur. Sistemi kur. Benden onu nasıl çalıştıracağıma dair yardım ister. Bilmem anlatabildim mi? Yani ben kendi sözlerimle söylüyorum bunu. <laughs> yani o devrimi yapacak, öbürsü devrinden sonra meydana gelecek Geçedecek. yeni sistemi, yeni dünyayı, yeni idareyi, yeni rejimin nasıl çalışacağına dair kurmay hesaplarını yapacak. Bu da iyi. O da lazım. Ha, o da lazım. Çünkü ona da ihtiyacımız var. İşte onun için şey söylüyor, konuyu kaçırmadım ben. Ne diyor? bizim efendime söyleyelim yani felsefeye tamam tamam inönü ben anlıyorum onun derdini ama ona bir ömür verilmez. Derdimiz o değil çünkü şu anda. Ama Cumhuriyet gene de tabii kurucu irade, müthiş bir irade. Batıcılık, Batı uygarlığı, o uygarlığa erişmek ve orada olan birçok şeyi almak gibi, bilimi almak gibi, teknoloji veya fena almak gibi, operayı almak gibi. Anlatabildim mi? Müziği almak gibi, batı müziğini almak gibi e, felsefeyi de alacağız. Ya biliyorlar, o kadarını biliyorlar. Ama felsefeyi niye alacağız? Felsefeye niye ihtiyacımız var? Ayrım bilmem yapabildim mi? Evet. Ama alıyorlar, felsefeyi müfredata koyuyorlar, dersler yapılıyor, hocalar yetiştiriliyor. Ama henüz daha felsefeye karşı toplumun gerçek, reel, sıradan insandan bahsediyorum, yani öğrenciden bahsediyorum, aydından bahsediyorum. Bir ihtiyacından bahsetmek mümkün değil. Peki abi. Şimdi... Bir programın parçası bu. Yani şey programının yeni bir cumhuriyet aydınlanma, programı aydınlanma programının parçası. parçası. Peki.